Arkadaşlar merhaba. A bölgemize geldik şimdi. Oltalarımızı indireceğiz. Babamla beraber geldik. Ben bir Ankara'ya gitmiştim. Ankara'da 3-4 gün durabildim. Şimdi geldik buradayız. Babamla beraber balıktayız. Babam River'ın bir jigini indirecek. River slow jig indirecek. Bakalım. Deneyeceğiz bakalım. Yeni gelen jigler. Şöyle ben de Blue Blue'nun Leptis modeline indireceğim. İndiriyoruz bakalım. Aşağıda da ufak tefek bir şeyler yazıyor. Ben indiriyorum baba. Sen de başla tamam. İstersen. Bu arada ipimde de değişiklik oldu. Artık ipim azalmıştı. Stroft'un ipini kullanıyorum. Alman markası Stroft'un. Aynı zamanda liderim de aynı şekilde Stroft'un fluorokarbon misinası. Bir süre kıyıda kaldım. Ama deniz dalgalıydı, denize çıkamadım. Ondan sonra Ankara'ya gitmem gerekti. Şöyle söyleyeyim, pazartesi günü Ankara'ya gittim. Perşembe günü tekrar Ankara'dan geri çıktım, buradayım. Havayı güzel görünce kaçırmak da istemedim. Geçiş olduğu için ne tarafa atacağını bilmiyordum. O yüzden taşı geçmiş olduk. Taşın tam üstüne durdum. Biz konuşalım, atalım diyene kadar taşı geçtik zaten. Taşın üstünde birkaç balık yazıyordu. Şu an şey yazmıyorlar. Ama belli olmaz yine de. Evet, hemen biraz üstüne çıktık. Taşın epey üstüne çıktım ama burada da daha önce balık aldığımız yerler var. Biraz üstünde. Taşın şimdi üstünden geçecek şekilde bıraktık tekrar. İlk geçişimiz taşın tam üstünde durmuştum. Tam nereye atacağını bilmediğim için akıntının. Şimdi artık nereye atacağına göre kendimi bıraktım. Şu an 80 metrelerdeyiz. Böyle bir balık çok az yazıyor yani. Böyle çok bir balık yazmıyor aşağıda. İyi hızlı atıyor mu ya? Bayağı hızlı atıyor yani. 4 kilometreye yakın hızlı atıyor. Evet, şimdi aşağıda bir tane tek bir çizgi çekiyor. Jiplerimiz iniyor. Hop, evet. Bir tane kandırmayı başardık. Evet. Çok zaman geçmeden geldikten bir balık kandırdık inşallah. Gerçekten özlemiştim. Uzun süre karada kaldım. Çıkamadım. Ay. Ankara'ya gittim. Zaten aklım buradaydı. Havanın güzel olacağını biliyordum. Havaya da baktım. Değişmeyince hava durumu çıktık. Babamla geldik. İyi de oldu valla. Ya ikinci geçişimizde de taşın üstünden balığı yapıştırdık bakalım. İlk defa kullandım. Blue Blue'nun Leptis modeliyle. Zaten ilk geçişimizde taşı dek getirememiştik. Bu ikinci geçiş oldu.
teyalda durduracak yer de yok. He, tente annemize tutunuyorduk. Ne kadar denize uçmayayım da. Senin bezini sokuyorduk. Geldi baba. Evet. Gel bir kuzu. Gel bir kuzumuz geldi. Evet. Evet. İçeri koy İsmail. Sen çalışmaya devam et baba sen. Geçmiş zaman. Ya geçmiş. Zaten taşın üstünde. Sen de sürmeli olsun. Baba çepçeyi alabilirsin şuradan. Evet şöyle. Harika bir kuzu. Blue Blue'nun Leptis modeliyle. Yeni gelenciklerimizle. Aldığımız ikinci geçişte daha ilk balığımızı aldık. Şöyle güzel bir kuzu. Hatta bunun kilosuna da bakayım kaç kilo. Ne diyorsun baba kaç kilodur? 3 kilo vardır. Evet. 3 kilo olur. Ben de aynı düşüncedeyim. 3-3,5 kilo civarında bir kuzu diye tahmin ediyorum. Evet şöyle kilomuza da bakıyoruz. Evet tam 3,5 kilo civarında. Şöyle göstereyim size de. Arada değişiyor tabii. Arttığı da oluyor, düştüğü de oluyor. Ama ortalamasına vurursak 3,5 kilo civarında. Güzel bir kuzu. Babam da Sea Ride Long modeline geçecek Blue Blue'nun. Kuzu olduğu için aşağıda o da hızlı jig'e geçti slow jig'den. İndiriyoruz bakalım. Ben aynı Leptis modeliyle devam ediyorum. İkisi de hızlıcık. Aynı zamanda Sea Ride ve kıyıdan da kullanılabiliyor. Sea Ride Long pardon. Sea Ride V diyorum. O da aynı kıyıdan da kullanılıyor da o geniş modeli. Bunu düz sarım yaptığında bile o lapala gibi titreyerek gelebiliyor. Şöyle ufak ufak hatta çok sert değil. Şöyle ufak ufak da vurdurabilir. Çok hızlı atıyor ya. Evet, şu an 3 kilometre hızla götürüyor. Aslında kamışım biraz esnek geliyor. Kafaya atmakta zorlanıyor. Şimdi mesela babamda 100 gram var. O daha güzel aksiyon verebilir. 150 gram kaldırmakta zorlanıyor. Kamış. Normal slow jig kamışı olduğu için daha yumuşak bir kamış. Daha yavaş kaldıran bir kalkan bir kamış. O yüzden ben hızlıcık yapıyorum. Kafayı kaldırmakta zorlanıyor. Hop. Aldın İsmail. Aldık evet. Yine bir tane daha aldık. Bakalım. Kamış kaldırmıyor, balık şöyle yapıyor, böyle yapıyor dedim. Allah, üçüncü geçiş daha, üçüncü geçişte daha aksiyona başlar başlamaz. Balığı aldık bakalım. Of of, bayağı çılgın bir şey.
Çok sert kafalar atıyor. Deli bir şey. Yerinde zehir mi var ya? Evet. O burası son geldiğimiz mera değil yani, son o iri 8 kiloluk, 10 kiloluk, 12 kiloluk balıkları tuttuğumuz yer değil. Burası başka bir mera. Burada 16 kiloluk bir kuzu almıştık daha önce. Rekor balığımızı almıştık. İsmail abinin de aynı zamanda sinerit aldığı yer. 4,5 kiloluk. Bana kepçeyi ver istiyorsan çekme. Bakayım bir gün. Olmaz istiyorsan bana. Tam da taşın üstündeyiz lan. Aha, indir bana kepçeyi, koy şöyle yanıma sadece. Sen devam et. Sanki farklı bir balık gibi geliyor ama emin olamadım da. Evet, güzel bir kuzu da. Gel bakalım kuzucuk. Abacıklarını çıkarta çıkarta geldi. Koyayım mı? Hayır, bak. Ay. Bundan büyük mü İsmail? He? Bu büyük onun. Bundan büyük mü? Şöyle. Blue blue yine. Leptis'le aldım. Ne güzel bir kuzu. Şöyle bu da biraz daha büyük gibi, aynen babam dediği gibi. 4 kilo civarında diye tahmin ediyorum. Şöyle güzel bir kuzu. Evet, balıkla fotoğraflarımızı çekindik. Şimdi 2 tane hakkımız var, 2 kişiyiz. Babam kendi hakkını tutsun. Ben kendi hakkımı bir daha doldurdum zaten. Şöyle. Güzel bir kuzu. Yaklaşık 4 kilo civarı diye tahmin ediyorum. Vallahi hoş geldin diyorum. Güle güle diyorum. Hadi bakalım. Oh. Oğlum senin oltaya doğru gitti ama. Benim bir kez saldırma da. Karışmam bana. Tamam. Evet, tekrar çıktık taşın üstüne. Bakalım bu sefer 4. geçişimizi yapıyoruz. Şimdiye kadar 3'te 2 yaptık. İndirebilirsem. Ben karıştırdım seni. Aa, babam dolandırmış benden önce, ben balığı alıyor diye bu sefer. Bakalım babam önce inecek benden. Çok yaşa baba. Balıklar ürküttüm valla. Varsa da zaten civarda balık artık almamıştır. Heh, şimdi yazıyor. Evet, şimdi ekrana girdi birkaç balık. Hadi lan. Baba sönmez. Bas. Bırak. Vay. Kendinden geçtim. Yazıyor yazıyor hadi. Ama tabandan biraz yukarıda yazıyor. Biraz yukarıda tabandan. Evet, aşağıda balıklar yazıyor. Aslında tabandan 15 metre falan yukarıdalar ama. Ahtapot mahtapot çalmak sayılı. Eskiden yemliyken alıyorduk tek tek. Eskiden yemliğe tutunup geliyordu, şey yapıyordu. He. Pancaya takılıyordu. Kurşuna. Kurşunu ısırıyordu. Yani. Kurşunu ısırıp onu geliyordu. Yengeç yazıyordu, ısırıyordu. Kurşunu bırakma. Oh. Aha, sanki bir hareket mi oldu inerken? Yok, jigin aksiyonu çok şey böyle herhalde, agresif. O jigin aksiyonunu hissediyorum. Açıklarımızı niye? Aşağıda balık yazmıyor.
Ama birazdan yazacağını umut ediyoruz. Son geçişimiz olacak zaten. Bundan sonra bir 8-10-12 kiloluk buzları aldığımız tarafa doğru gideceğiz. Evet, şimdi iki tane, bir tane girdi. 2-3 tane var gibi sanki. Devamında gelecek gibi. Dur bakalım. Bir ayak belki buradan bir balık alır, öyle geçeriz. Var aşağıdaki 3 balık var ama yükselmediler. Tekrar indiriyorum şimdi. Çok büyük değiller diye tahmin ediyorum ama en son böyle dedim de epey büyük balık vurmuştu. Yapıştırdı babam. Haydi be. Helal baba. Hadi bakalım. Evet, babam da yapıştırdı. Ben hemen topluyorum oltamı. Ona sıkıntı yaratmamak için. Babam da kalama sesi olmadığı için kalama duyamıyoruz. Maalesef. Şöyle babamdayız. Hop geldi. Vay demiş. Allah. Bırakalım. Yok. Şey, biber, şeytan. Şöyle güzel bir züber aldık. Şeytan da diyorlar. Farklı isimleri var. Ya baba şöyle senin hatta bir fotoğrafını da çekeyim mi? Şöyle tut balığı. O dikenlerine dikkat et. Şu yandakiler çok fena. Biliyorum, jilet gibi kesiyorlar ya. Ama burnundan girmiş hayvanında. Sea Right Long modeliyle aldık şu balığımızı da. Blue Blue'nun. Tamam, şöyle fotoğraflarımızı da çekinelim. Orada. Evet, bu küçük züberimizi iade ediyoruz tekrar suya. Büyüsün de gelsin bakalım. Şöyle güzel bir züber. Hadi bakalım. Oh, son var gitti vallahi hiç. Hiç gitmem demedi. Hiç gitmem demedi. Evet, gideceğiz dedik ama duramadık. Bir daha indirdik. Bu son indirişimiz. Bu gerçekten son. İnşallah. Mesela çok yukarı çıkmadık hemen taşın, birazcık üstüne çıktık hemen, kısaca taşın üstünden geçeceğiz. Ondan sonra ili kuzuların çıktığı meleğe doğru yol alacağız. Yolda da belki birkaç yeri deneyebiliriz, bir haritaya bakmam lazım. Dudağıma vurdum, tam şurada dudağıma geldi. Of. Yaptım, boş, boşta mı? Ne bileyim, bu boş, boş olduk ya, dönmüş ya, döndürdük. Ağzılar yukarıdan gitti. Ne bileyim bir ya, böyle bir ağırlık bekliyordum, çat diye ağırlık da olmayınca böyle kafama vurdum ta. Vallahi bir kamışı, makineyi kafamıza vurmadığımız kaldıydı. Onu da yaptık, dudağım patlatacaktım neredeyse kendim. Bir
mera değişikliği yaptık. İrikuzlara en son aldığım yere geldik. Bakalım, babam da ön tarafta yatıyordu, hemen babamdan önce oltayı sallayıp bir tane yapıştırıyorum ben. Hadi baba gel gel. Bilmiyorum, bir şey yazmadı. Üstünden geçecek şekilde bıraktım. Genelde yazıyordu burada ama bakalım. Motorumu da kapatayım. Vallahi tente gidince aynen biraz tabi direklerden tutunma işi zor oldu. Allah. Evet, tam taşın üstünden geçecek şekilde gidiyor bakalım. Uzakta değil. Şimdilik balık yazmıyor. Evet. Beni mi bekliyorlar? Hadi bakalım. 80 metrelerde yine. Az çaprazında da bir taş varmış. Sanki böyle farklı mı oluyor? Aslında burada da taş. Devam ediyor da. Ne oldu? Kayalık başladı çünkü de. Takmış olabilirsin. Bir taş daha varmış diye. Tepe gibi de değil bu. Direkt taş. Evet. Bir fire verebiliriz. Leptis mi vardı? Evet. Leptis takıldı aşağıya. Abi şimdi tersine çıkıp bir tersinden çekmeyi deneyeceğiz. Dolaşa. Çünkü kurtardık sonunda. Alt kanca takılmış.